nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Abi, TÜİK açıklama yaptı enflasyon değerlerini. Mayıs ayı %3,37, yıllık %75,45. Enak kısa %120,66. Hangisi doğru enak, sizce? Enak doğru. TÜİK herhalde hiç çarşıya pazara çıkmıyor, markete gitmiyor. Gezmiyor. Onlar başka yerden alışveriş yapıyorlar. Onlar bize gösterseler de o marketi biz oradan alsak daha iyi olur. Saraydan açıklıyor. Bizim saraydan açıklıyor. Biz de gidelim oraya. Eyvallah. Hemen siz deyim hanımefendi. Siz ne diyorsunuz? Ben Enak'a inanıyorum. Asla TÜİK'e inanmıyorum. 20 yıldır böyle. İnanmıyoruz. Şimdi pazardan çıktım. 1 milyar çabuta gitti. Yani doğru düz kalite de yok. Mağazaya gidemiyoruz zaten. Pazarda 1 milyar gitti 2 tişört için. Ya. Daha ne olsun? Yani kasabın önünden direkt geçtik. Ne olacak peki böyle? Nereye kadar? Ne olacak? Bilemiyorum. Onu saraya sormak lazım. Sarayın kapanması gerekiyor. Erken seçim ister misiniz bir seçmen olarak? Aynen istiyorum. Bu muhalefete de kızıyorum zaten. 31 Mart'tan ertesi günü erken seçim demeliydi. Değil mi? Eyvallah. Teşekkür ederim. Evet hanımefendi, kimdeyim? Merhaba, kime uzatayım mikrofonu? Değerlerine nasıl yorum yaparsınız? Tam kalbimle inanıyorum. Bunların yaptığı her şeye tam kalbimle inanıyorum. TÜİK ile Enak arasında büyük fark var. TÜİK yıllık %75,45 diyor. Enak da %120,66 diyor. Hangisi doğrudur sizce? Vallahi ikisi de yanlış galiba. Herhalde %100'e varmış galiba enflasyon. Enak %120 diyor. Evet, yani pazar söylüyor bana doğrusunu. Marketler de söylüyor doğrusunu. Ne bileyim, küfür etsen günah diyorlar. Ne bileyim, ne diyeyim? Bilmiyorum vallahi, ne diyeceğimizi şaşırdık. Yani bıktım, hakikaten bıktık ya. Bıktık usandım. Eyvallah, sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim. Nereden seyredeceksiniz? Hangisine inanıyorsunuz? Hayat çok pahalı, yetmiyor hiçbir şeye. Yani yeteceğini zannetmiyorum. Hangisinin açıkladığı enflasyon değerleri doğru sizce? TÜİK'e güveniyor musunuz hanımefendi? Şu anda kararsızım. Eyvallah, sağ ol, teşekkür ederim. %120,66 ne oluyor abi peki Enak'ın açıkladığı enflasyon? %120,66. Evet, Enak açıklıyor. Vallahi hangisine inanacağımızı şaşırdık patron, yani kesim rakamlar mı değil mi abi, neye de? Enak takip ediyor musun abi? Pek öyle takip etmiyorum. TÜİK'i takip ediyor musun? Parama göre. TÜİK bugün açıklamış işte %162 diyor. Abi TÜİK'in açıkladığı enflasyon değerlerini samimi buluyor musun? İnandırıcı buluyor musun? Hiçbirini inandırıcı bulmuyorum. Cumhurbaşkanı diyor ki enflasyonu tek haneye düşüreceğiz, yakalayacağız diyor. 22 senede bu hale getirmiş de hala neyi yakalayacak ya? Denizde balık mı yakalıyor Allah aşkına ya? Buyur abi, enflasyon değerlerini açıkladılar. Enflasyon değerleri, faiz düşürmeleri, faiz yükseltmeleri hepsi cahil cühela işi. Bilinçli iş değil. Bütün Amerika, Avrupa faiz yükseltirken bizim ekonomistimiz nas dedi, mas dedi, nus dedi, şunu bir şeyler söyledi, enflasyonu aşağı indirdi, ondan sonra şeyi azdırdı, faizleri aşağı düşürdü, enflasyonu azdırdı. Enflasyonu azdıktan sonra da işin içinden çıkamadı, eski bıraktırdı. Maliye Bakanlığı gitti geldi, ona teslim etti. Bu faturaları da bu halk ödüyor. Halk. Biz halk ödüyoruz. Bu faturaları bu halk ödüyor. Yazık. Bu millete yazık. Acısın bu millete. Bu millete doğru düzgün 10 milyon liraya emekli maili mi olur ya? Benim aylık, bir de sana söyleyeyim. 2000'de yılında emekli oldum. Benim aylığım 1,5 bir şeydi. Asgari ücretti. Şimdi benim aylığım asgari ücret benim aylığımın 1,5 üstüne çıktı. Benim aylığım olduğu yerde sayıyor. Benim aylığım, yazık değil mi bana? Benim aylığım 10.200 lira mı ne? Olduğu yerde 20 sene ödedim ben. 30 sene ödeyen ne var? Yazık bu emeklilere. Olmaz böyle şey. Böyle idare olmaz. Böyle emekliler sürünüyor. Baba, erken seçim ister misiniz vatandaş olarak? Erken seçim demek bugünkü iktidara kurtarmak demektir. Nasıl pisledilerse öyle iş yapsınlar. Erken seçim olmaz bu memlekette. Bu pisleyenler, bu bozanlar düzelsin, ondan sonra gitsinler. Eyvallah.
Erken seçim muhalefet de zaten akıllandı. Muhalefet de istemiyor erken seçim. İsterse bunları kurtarır. Erken seçim oldu da ne oldu? CHP şeyden çıktı. %10'u geçemedi. Aynı olur yine. Bu CHP böyle yapıyor derler. Kendilerini kötüler, işi yaparlar. Zor duruma düşürürler. Erken seçime yanaşmasınlar. Kim pisledi Saud temizlesin. Sağ ol babacığım. Çok tamam kardeşim. Sağ ol. Ben şehit torunuyum. Bir dedem Çanakkale şehidi, bir dedem Kuveyi Milliye gazisi. Ben de onların torunuyum. Bu memlekette biz Atatürkçüyüz. Atatürkçü. Atatürk'ü seven insanız. Atatürk'e 2 ay yaş dediler bu memlekette. 2 ay yaş denir mi Atatürk'e? 2 ay yaş denir mi bu vatanı kurtaran insanlar onlar? 2 ay yaş dediler. Ben bunlara çok tepkiliyim. Ve onlara oy verenler de yalakalar da o bizim kırmızı çizgimizdir. Atamızdır. Siz 2 ay yaş diyemezsiniz diyemediler. İşleri güçleri bir kemik aldılar ağızlarına yalıyorlar, kemikleri yalıyorlar, gidip bunlara yalakalık yapıyorlar. Ben Atatürk'üyüm, şehit torunuyum, dedi, benim ecdadım bu vatanı kurtaran insanlar. Onun için çok üzülüyorum bu fakirin, fukaranın bu duruma düşmesine. Hadi hayırlı olsun inşallah. Sağ olun. Başımıza... Abi TÜİK açıklama yaptı. Evet. Enflasyonu yıllık %75,45. Evet. ENAG açıkladı %120,66. Sizce hangisi inandırıcı, hangisi doğru? Şimdi inanan şeyi bile az gelir. Yani TÜİK'in yapmış olduğu açıklama zaten numara. %20 daha bence inandırıcı. Hayır, inandırıcısını sormuyor. Nasıl buluyorsunuz diyor. Ben de diyorum ki TÜİK'e zaten inanasımız, kimsenin inanası yok. Evet. Ama öbür taraftan da en ağır açıklamış olduğu bile az. Yani tabii ki. Eyvallah. Gelsinler o açıklayanlar, bir zahmet bu pazara gelip bir alışveriş yapsınlar. Ondan sonra halkın nasıl bir durumda geçindiklerini, olduklarını bir görsünler, etsinler. Ondan sonra açıklama yapsınlar. Nasıl işlerine geldiyse öyle yapıyorlar zaten. Herkes aç, herkes yazık, garip ya. Bakın şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Beni tutuklarlarsa tutuklasınlar. Cumhurbaşkanlığı külliyesi 1150 odadan ibaret. Ve bunun günlük gideri 35 milyon Türk lirası. Düşünebiliyor musunuz? Ben emekliyim. Bana 5 kuruşu fazla gören, reva gören zihniyet gidip orada 35 milyon lira günlük Türk lirasına nasıl vicdanen şey yapabiliyorlar? Anlatabiliyor muyum? Yani başka anlatış şekli yok. Görüyoruz bak, bütün milletimizi görüyoruz. Biz emekliyiz, aldığımız ücret belli. Evlerimizin durumu belli. Benim tuzum kuru belki. Ama ben bütün uğraşlarım garip kardeşlerim, garip arkadaşlarım, garip dostlarım ve akrabalarım için. Onların çocuklarının geleceği için. Onların kendi refahı ve torunlarımızın geleceği için ve onların huzuru, refahı ve gelecekleri için mücadele ediyoruz. Birine bir şey anlattığımız zaman sen teröristsin deyip çıkıp gidiyorlar. Yani artık pek anlatamıyoruz da derdimizi. Ne derler? Saldım çayıra Mevlam kayıra, öyle olduk artık. Gidiyoruz bakalım yani nerelere kadar gideceğiz, nasıl gidecek? Acıyorum ben milletimize, halkımıza, evet. Vatandaşımıza. Ekonomi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Evet. Kamuda tasarruf modelini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi hepsi yalan. Hepsi yalan. Şimdi tasarruf derken kamuda tasarruf olmaz. Tasarruf dediğin ilk önce tepeden başlayacak. Uçakları satacağız. Bütün milletvekillerinin binmiş oldukları üçer dörder tane arabaları satacağız. Bütün milletvekillerin dörder beşer aylık almış insanlarını, anlatabiliyor muyum? Onlardan mı alacağız ilk önce? Tasarruf böyle olur. Ben evimde tasarruf yapmaya kalkmış olsam, bir kilo erik alıyorsam yarım kilo almam gerekiyor. Neden? O yarım kilo olur da başka bir şey kullanayım diye, kullanabileyim diye. Hani çok biraz abarttım herhalde belki. Çok affedersiniz beyefendi de. Yani bilmiyorum, benim fikrim bu. Eyvallah, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet abi, buyurun. Adım Ramazan Özkan. Şimdi emekliyim. Şimdi 10 lira mı maaşıyla bu ülkede nasıl geçiniyorsa birileri de geçinsin. Görelim, edelim. Adaletli bir sistem olsun. İnsancıkların yazık birbirine, yani böyle düşman gibi görülüyor abi. Bir taraf uçtu gitti, bir taraf böyle çabalıyor, ediyor, bilmem ne yapıyor. İnsanların evi kiralar uçtu gitti abi. Yani şimdi düzelecek kemer sıkın diyorlar. Kemer sıkıyoruz kemer kalmadı, bir şey kalmadı. Hep yani bu gariban kuraba mı çekecek bu faturayı yani? Yazık güne hepimiz toprağın altına gireceğiz, hepimiz hesap vereceğiz yani.
Yani bunu neden böyle oluyor bilmiyorum. Yani birileri eğer beceremiyorsa bir beceren biri gelir abi. Koskoca Türkiye, Türkiye'de bitmez şeyler. Abi erken seçim ister misin bir vatandaş olarak? Ben isterim. Olsun mu erken olsun, seçim? Olsun. Olsun ya düzelir ya düzelecek zaten veyahut da şey olacak bir şey olacak abi. Çünkü neden? Bir ben değil yani bütün insanlar. Abi erken seçim oyunu hangi partiye vereceksin? Verirsin. Valla hangi partiye veririm abi, bakalım hangi parti başarılı görürsem ona veririm yani. İyi de seçilmeden nasıl başarı gösterecek abi? Evet. Önce seçilmesi lazım ki. Aynen. Ya şimdi, ya şimdi doğrudur. Hangi partiyi istiyorsun ki ülkeyi daha iyi idare edelim? Ben Özgür Özen'de bir şile görüyorum abi. Neden diyor, kendi ağzına neden diyor biliyor musun? Ben diyor gariban kurabanın hakkını alacağım karşım diyorum. Ondan sonra ben de bu da şeyi de kalmayacağım diyor yani. Eyvallah. Hani bırakıp gideceğim diyor mesela. Yeter ki ben uğraşacağım. İstifa edeceğim diyor. Birileri peki niye istifa etmiyor abi? Eyvallah. Yani 22 seneden beri düzeldi. Neresi düzeldi? Eyvallah. Sağ ol. Demin sağ ol. Allah razı olsun. Doğru mu abi yani? Okuyamadım. Üniversiteye gidemedim. Yapma be. Evet yani sırf bu durum yüzünden üniversiteye gidemedim. Kazandım gidemedim. Ya. Daha da bir şey demek istemiyorum. Tabii çok kötü bir şey demek istemiyorum daha. Ya. Bu kadar. Gerisini Allah'a havale ediyorum ama çok dindar olanlara. Eyvallah. TÜİK açıklama yaptı enflasyonla ilgili. %75,45. Bir de ENAN açıkladığı enflasyon değerleri var. %126,66. Sizce hangisi doğru? TÜİK'in açıkladığı enflasyon değerlerine inanıyor musunuz? Hayır. İnanmıyor musunuz? ENAN'a inanıyor musunuz? Daha fazla konuşmak istiyorum. Siz ne diyorsunuz hanımefendi? Kızıma katılıyorum. Eyvallah, tamam, teşekkür ederim. Evet, geç. Sen ne dedin hanımefendi? İzmir Harak. Duy geç diyorum şansımıza. Efendim? Duy geç diyorum kıza. Her şeyi. Eyvallah, sağ olun. İyi günler diler. Fiyatları aldı başına gidiyor. Abi, TÜİK açıklama yaptı enflasyonla ilgili. %75,45 TÜİK'in açıkladığı enflasyon. ENAN açıkladığı enflasyonda %120,66. Hangisi doğru sence? Vallahi ikisi de yanlış. Esas ikisi de gelsin, pazarı görsünler. İkisinin enflasyonları çok düşük. En büyük enflasyon pazar enflasyonu. Pazara bekliyorum. Buyursunlar gelsinler. Abi ENAN açıkladı enflasyon değerlerine inanıyor musun abi? Eskiden inanıyorum. Şimdi o da azma söylemeye başladı. Evet. Tam inanamıyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim. TÜİK ne abi? Abi TÜİK ne soruyor? Sen ekonomiyi sor bana babacığım. Abi TÜİK işte ekonomiye... Abi ekonomi... Makaraya geçtim. Ekonomi abi, çok kötü abi. Ekonomi şeyi sorar mısın? Pazardaki ekonomi nasıl abi? Söyle anlat. Nilay. Bu gidişat Nilay. Abi tek tek konuşma tek tek. Abi bu gidişat çok kötü gidişat. Ekonomi nanay. Nanay yani başka bir şey yok yani. Allah'ımıza şükürler olsun da yok yani babacığım. Çay 10 lira olmuş. Gidiyor kahvede bir çay içiyorsun 10 lira dayı. Ben çevirir misin? Anladın mı dayı? Abi ekonomi nasıl olsun Allah aşkına? Bak 1 litre mazot kaç para? 40 lira. Domates 25 lira alan yok. Bu domatesi gidip almak için biz 2500 lira sadece İzmir'e veririz. Gitmek, gelmek de 5000 lira. Hani bunun poşetidir, sayıdır bunu. Ekonomi battı abicim, bizi kurtarın. Tayyip Erdoğan sana sesleniyorum. TÜİK açıklama yaptı enflasyon değerlerini. TÜİK'i geç. Abi inanıyor musun? Hayır. Ena abi inanıyor. Hayır. Ena inanıyorum. TÜİK'e inanmıyorum. TÜİK'e neden inanmıyorsun abi? Abi güven vermiyor ki neyine inanayım? Güven vermiyor. Hayır. Evet. Çünkü yanlış şeyler açıklıyor. Doğru abi, şeyler... fark var ya. TÜİK %75,45. ENAK açıkladı %120,66. ENAK dedi doğru. Hatta ENAK bile eksik gösteriyor bana göre. Daha güzel. Siz ne diyorsunuz hanımefendi? Gitti abi bir daha. Eşime katılıyorum doğru söylüyor. Aynı fikirdeyim ben de. Bekle. Evet. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Nasıl değerlendiriyoruz TÜİK'in açıkladığı enflasyon değerlerini ve TÜİK'in açıkladığı enflasyon? Matematik bilmiyorlar. Bence yeniden okula yazdırsınlar, matematik öğrensinler. Çünkü o rakamlarla öyle bir şey yok yani. Bir de gelsinler pazardaki enflasyon. Evet yani öyle bir şey yok. Öyle bir fiyatlama yok zaten. Hiçbir şeyin fiyatı inmedi. Neye göre yapıyorlar acaba bilmiyorum. Acaba nereden oluyor TÜİK bu değerlerinde? Vallahi bilmiyorum. İlahi bir şeydir belki. Yani normal yollardan öyle bir fiyatlama yok çünkü. Hiçbir yerde yok yani. Allah akıl fikir versin diyorum onlara.
Eyvallah. Hatta bir erken seçim ister misiniz bir vatandaş olarak? Ya erken seçim... Olur mu sizce ülkenin erken seçim? Şu anda çok erken. Biraz daha beklemek gerekiyor. Piyasalar bu kadar kötüyken seçim yapmak insanlara külfet oluyor. Aynen. Hiç gerek yok. Önce bazı şeyleri düzeltelim, ondan sonra olacak inşallah. Tamam, çok teşekkür ederim. Git benim git. En hak doğru. Büyük'e inanmıyor mu abi? Yok. Güvenmiyor mu? Hiçbir şeye güvenmiyorum. Neden abi? Hiçbir kamu kurumuna güvenmiyorum. Abi neden? Neden? Çünkü hepsi saraya bağlı. Saray ne derse öyle konuşuyor. Onun için hiçbir kamu kurumuna güvenmiyorum. Yargı dahil hiçbir şeye güvenmiyorum. Bu kadar mı? Bu kadar. Bakın ben kamudan emekliyim. Ben göreve gittiğim zaman harcını ağırlıyordum. Bakın döndüğümde Sayıştay denetçileri geliyordu. Eğer bir hata olmuşsa o şeyde bir kuruş olsa bile hemen bana hesabını sorarlardı, geri alırlardı. Affetmezler diye. Tabii bakın iktidarın belediyeleri milyarlarca para harcıyor, çarçur ediyor, bak çarçur ediyor, ona bunu veriyor. Hiçbir sorgu sual yok, yargıya bile gidemiyorsun, hiçbir sorgu sual yok. Böyle bir düzen olmaz. Yargıya da gideyim. Yüreğine sağlık. Aynı fikirdeyim. Yüreğine sağlık. Evet, hiç böyle bir demokrasi olmaz. Böyle bir devlet anlayışı olmaz. Tamamen her şey bitmiş yani. Çürümüş. Nasıl düzelir baba? Bu iktidar değişikliğiyle düşünce, daha doğrusu iktidar şöyle zihniyet değişikliğiyle. İktidar öyle sıradan AB Partisi değil. Görüş, dünya görüşü, devlet anlayışı değişikliğiyle ancak bu olur. Başka türlü olmaz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gitme baba.